Sadece anlık bir şüpheye kapıldım. Kabul ediyorum, hataydı. Anlıyorsun beni değil mi? Hı hı. Abimi kaybettikten sonra en büyük destekçilerinden biri sendin. Pes ettim. Sen ayağa kaldırdın. Olmaz dedim, sen oldurdun. Ümit, ben seni hiçbir zaman çalışanım olarak görmedim. İnan. Neyse. Bunları hiç konuşmamış sayalım. Unutalım. Şu an en önemlisi senin sağlığın. Bir an önce iyileş ve ayağa kalk. Sonra işinin başına dön. Tamam mı? Hallettiğimizi sevindim. Ağrım var mı? Bir şey istiyor musun? Doktor çağırayım mı? Beklemiyordum. Şaşırttın beni. Gelmeseydim aklım burada kalacaktı. Gelip bir görmek istedim Ümit Bey'i. Gel, gel abla, otur. İyi yapmışsın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Haberi aldığımızda çok üzüldük. Allah bir daha böyle şey yaşatmasın. İnşallah kısa zamanda da toparlarsınız. İyiyim şimdilik. Çok şükür.
Daha iyi olacaksınız ama. Ümit'in böyle söylediğine bakma sen abla. Hastaneye ilk geldiğinde durumu çok kötüymüş. Ben geldiğimde de bilinci hala kapalıydı. Geçti artık. Sen şimdi böyle konuşuyorsun ama çok ucuz atlattın, haberin yok. Ölebilirdi abla. Allah korusun. Çok geçmiş olsun. Yani size bir şey olsa biz çok üzülürdük. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Yalnız ziyarete geldiyseniz biraz beklemeniz gerekecek. Neden? İçeride Ümit Bey'in başka ziyaretçileri var da. Onlar gitsin, siz öyle girin. Hastamızı yormamamız gerekiyor. Peki kim var içeride? Bilemiyorum. Siz biraz bekleyin, sonra girersiniz. Tamam. Allah kahretsin. Beni görmemeliler. Ay aşk olsun anne. Niye haber vermedin? Birlikte hazırlardık sofrayı. Yok kızım, ben hallettim işte. Melik abla nerede? Selim'in yanına hastaneye gitti. Ümit Bey'e geçmiş olsun diyecekmiş. Ya sevindim. İnşallah Ümit Bey'le ilgili şüphelerinden kurtulmuştur Melek abla. İnşallah kızım. Hadi sen çocukları çağır da yemeğimizi yiyelim. Onların ne zaman geleceği belli olmaz. Beklemeyelim. Tamam anne. Çok az kaldı değil mi Elif abla? Evet, bu sefer bitmek üzereyince. Kızlar! Ne yapacağız şimdi? Hadi kaldır. Aa, ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç bir şey yapmıyoruz. Niye kapının önündesiniz o zaman? Sen çağırdın ya. Tamam. İyi hadi yemek hazır, doğru sofraya. Ay ben saatten çok yiyecektim, hemen yiyelim. Değil mi Elif abla? Evet İnce, ben de çok acıktım. Sizde bir haller var ama hadi bakalım. Açlık verdi Elif abla, açlık. Abla kafeteryaya gidelim. Olur. Sağ olun. Geldim. Selim. Ya hiçbir suç yokken Ümit Bey'in günahını aldım. O kadar büyük bir vicdan azabı çekiyorum ki. Biliyorum ne kadar üzüldüğünü. Ben de aynı şeyleri hissediyorum çünkü. Onun hakkında nasıl böyle bir şüpheye düştüm? Hala aklım almıyor. Kafanı ben karıştırdım Selim. Gerçekten çok özür dilerim. Nasıl böyle bir şey düşündüm ben de anlayamıyorum. Abla tamam, sıkma canını artık. Ben Ümit'i en iyi ben tanıyordum. Böyle bir hataya düşmemeliydim. O asla sahtekar ya da dolandırıcı biri olamaz. Böyle bir ihtimali düşündüğüm için kendime kızıyorum ben. Senin bir suçun yok. Yüklenme kendine böyle. Ya buna sebep olan benim. Yani seni inandırmaya, ikna etmeye ben çalıştım. Tamam, tamam abla. Düşünme artık. Yani o bankadaki hesap karışıklığı. Ümit'in getirdiği hesap dökümleri. Bir de kaybettiğimiz ihaleler. Bunların hepsi bunu düşünmeye sevk etti beni.
tanıyorum ki. Hele ben istemeden yani şüphe duydum. Eğer Ümit'e bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim. Neyse. Artık geçti. Ümit'le ilgili bir şey olmadığını da anladık. Hatamızdan geç olmadan döndük abla. Önemli olan bu, değil mi? Bak sen. Demek Ümit'ten şüphelendiniz ha? Arzu. Beklediğinden iyi görünüyorsun. Aslında gelmeyecektim. Ama uğrayıp bir geçmiş olsun demek istedim. İyi misin? Daha iyiyim. İyi ki geldin. Gerçi tek başına değildin. Başım bayağı kalabalıktı. Arzu onlar... Selim'le de aranız iyi. Su sızmıyor aranızdan. Bakıyorum tarafını seçmişsin. Taraf falan değil. Öyle mi? Ama bravo. Tebrik ederim. Kanıtlamışsın kendini onlara. Hı? Bayağı bayağı itimat ediyorlar sana. E tabii. Sırtını bir yere yaslaman lazım. Yanlış düşünüyorsun Arzu. Foyun ortaya çıktı. Her şeyi öğrendim. Daha neyin çabası bu? Ha? Şimdi ne yapacaksın? İyi çocuğumu oynayacaksın. Emir olana tutunacaksın değil mi? Öyle değil. Lütfen sus. Sus. Konuştukça daha çok batıyorsun. Ya o mektubu aldığımdan beri düşünüyorum. Ben nasıl bu kadar aptal olabildim ya? Ha? Nasıl göremedim senin bir üçkağıtçı olduğunu? Ajan gibi hayatıma sızdığını? Ne olur söyleme böyle Arzu, ne olur. Sadece hayatıma değil. Kalbime de sızdın. Bunlar gerçekti. Hala inanamıyorum ya. Ben sana nasıl inandım? Hala inanamıyorum. Arzu yapma böyle. Yalvarırım yapma. Böyle konuşma. Bak. Ben kolay kolay kimseye kapılarımı açmam. Hiçbir şeyimi anlatmam. Çünkü kendimden başka hiç kimseye güvenmiyorum. Sen nasıl yaptın bilmiyorum. Ama bunu başardın. Ama sana çok teşekkür etmem lazım. Sayende kendime geldim. O kapıları bir daha açmamak üzere kapattım ben. Yapma bunu Arzu, yapma. Yalancının birisin sen. Bu da benim son görüşün. Bir daha sakın karşıma çıkma. Arzu, bunu benden isteme. Sen hala hangi yüzle konuşuyorsun ya? Ha? Her şey bitti diyorum sana, her şey bitti. Arzu ben sana deliler gibi aşığım anlıyor musun? Ben o derin uykudan uyandım. Senin gibi bir sahtekarla işim olmaz artık benim. Arzu ben senden vazgeçemem. Vazgeçemem yemin ediyorum ölürüm sen gidersen vazgeçemem. Seni çok seviyorum. İnan bana yalvarırım. Ben sana inanmıyorum. Gördüklerine değil bana inan. Bütün bunlar planımızın bir parçasıydı. Ne olur inan bana, ne olur. Ayağa kırılan atı vururlar, bilir misin? Çünkü bir daha iflah olmaz, iyileşmez. Bizim aramızda aşk vardı, güven vardı. Ama çok büyük bir yara aldı. Bir daha eskisi gibi olmaz. Düzelmez. İyileşmez. Ben vurdum gitti. Sen de vur. Arzu! Arzu gitme Arzu! Ümit Bey'i yoğun bakımdan çıkarttıklarına göre iyiye gidiyor demek ki. Kısa sürede ayaklanır inşallah. İnşallah kızım. Selimler geldi galiba.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Aç mısınız? Ben sofrayı hazırlayayım mı? Yok canım. Atıştırdık biz bir şeyler. Oğlum, Ümit Bey nasıl oldu? Daha iyi anneciğim. Kısa zamanda toparlayacak inşallah. Aman aman, iyi bari. Abla sen nasılsın? İyiyim Zeynep'ciğim, sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne böyle? Kızlar, siz mi yaptınız bunu? Evet. Hay Allah, yüreğim ağzıma geldi. Belliydi sizin bir şeyler çevirdiğiniz. Ne bu kızlar? Zaman adam. Zaman adam mı? Evet, zamanda geri dönmüyor botu. Böyle zaman makinesi gibi bir şey mi? Ya hemen de anladım. Harikasınız kızlar. Maşallah, şimdiki çocuklar zeka küpü gibi. Hoş bulduk Tülay'ım. Hoş bulduk. Canım alayım elindekin. Yok 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 yok, sen kendini yorma, gel gel. Ay ne güzel bir kutu böyle. Hayırdır, ne aldın bize? Ay Allah aşkına çatlatmasana. Ay aç şunu Veysel ya. Ay sen açmayacak, sen ver, ben açacağım. Ver. Aa. Bebek eşyaları mı satacağız? Yok Tülay'ım ya, bunu bize aldım. Ay bize mi? Niye ki? Tamam işte, bizim ikimizin çocuğuna ya. Ay Veysel ya, ya vallahi iyice şaşırdın ha. Ya bak bir sürü şey aldım. Sen bir kere he desen var ya, ben daha neler neler alırım yavrumuza. Allah'ım, bir de yavrumuz diyor ya. Ya Veysel, yani ortada fon yok, yumurta yok. Tamam işte, ben de olsun diyorum Tülay'ım. Ne güzel yapmışsınız ya robotun yüzünü öyle. Çok uğraştık Şerim amca, çok. Aferin size kızlar, çok güzel olmuş. Peki siz o kadar malzemeyi nereden buldunuz? Hani Talan var ya okuldan arkadaşım. Evet. İşte o verdi birkaç tanesini. Bu araba da onun. Bak bak, okuldan arkadaşlarına da birlik olmuş maşallah. Peki şimdi bu ne işe yarıyordu? Zamanda geri gidilecek baba. Beni şimdi gençliğime götürür mü? Yani şimdi çocuklarımı kucağıma yeni almışım. Hemen deneyelim baba. Gözlerini kapat. Hazır mısın? Ay ay, dur dur, ben vazgeçtim. Neden? O zaman siz yoktunuz. Ne yaparım ben siz olmadan? Çok özlerim. Zaten henüz gidilmiyor baban ama ben inanıyorum, gidilecek. Ben de inanıyorum. Ya vallahi ben de inandım. Siz şimdi böyle yapıyorsanız ileride neler yaparsınız kim bilir? Teşekkür ederiz. Gelin bakayım buraya, gelin. Gelin kuzularım benim, gelin. Oh canım benim. Ya kucağıma, kucağıma, kucağıma. Kuzularım benim. Oh, oh mis kokulum bunlar, mis kokulum benim. Canlarım.
Tülay'ım, sen burada mıydın ya? Ben de mutfakta sanıyordum. Ne oldu? Veysel, kahvaltı hazırlamak için kalktım. Ama çok fenayım, ayağa kalkacak halim yok. Allah Allah. Ne oldu sana böyle ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Üşüttüm herhalde. Ateşim de var. Midem çok kötü bulanıyor, fena. Dur. Sen kalkma. Sen kalkma. Ben sana şimdi şöyle güzel bir kahvaltı hazırlarım. Canın çektiği bir şey var mı Tülay? Ay yok. Ay, lütfen hiç uğraşma. Lütfen Veysel. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Benim biricik karım hastalanmış. Ben onu iyileştirmez miyim? Sen hiç merak etme. Yat sen bir tane. Yat şöyle güzelce. Heh. Günaydın Zeynep abla. Günaydın canım. Size de günaydın zaman adam. Hayırdır, bize kahvaltıda yardıma mı geldi zaman adam? Daha yapamıyor ki. Sadece şu anlık ileri geri yapabiliyor. Anneciğim olsun, o da bir şey. Ama keşke zamanda yolculuk yapabilseydik. O da olacak, inanıyorum ben. Anne, senden bir şey isteyebilir miyim? Olur, bir tanem iste bakalım. Bugün zaman adımı okula götürebilir miyim? Çok mu istiyorsun? Hı. Olur, götür bir tane. Teşekkür ederim anne. Artık çıkabilir miyim? İyileştim de. Öyle diyorsunuz ama tansiyonunuz bunun tam tersini gösteriyor. Ama ben çıkmak istiyorum artık ya. Anlıyorum da bu benim elimde olan bir şey değil maalesef. Doktorumuz ne zaman izin verirse o zaman çıkacaksınız. Uykusundaki ayılar bile uyandı. Bu hala uyanamadı ya. Uyanma vakti. Arzu, vallahi böyle yaşlanacaksın ha. Ya Osman, defol git başımdan ya. Hadi şu kahvaltını yap da miden mide olduğunu hatırlasın. Hastanede seninkine de böyle yedirdin mi? Ne? Seninki diyorum. Nasıl olmuş? Yırtmış mı kefeni? Asuman, bak kapa çeneni. Yoksa o kefene ben seni sığdıracağım. Bak bak. Gidemedim de diyemiyor. Ya sen çıksana benim odamdan. Ya bal gibi de gittin işte, dayanamadın. Çünkü aşıksın, hem de sırılsıklama aşıksın. Sen ne biliyorsun, bunu inkar etme. Asuman, dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Ya çıkıp gitsene sen ya. Benim evimden, hayatımdan, odamdan çıksana sen artık ya. Nerede senin kocan? Gelsin alsın seni. Nerede senin kocan ya? Hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı? O önündekini de ye. Vallahi bir daha bir şey hazırlamayacağım ya. Ah yeter be. Vallahi bir sürü uğraştım bir de ha. Manyağa bak ya. Ben bir de bununla uğraşıyorum ya. Teyzeciğim. Sen el öpülesi kadınsın, biliyorsun değil mi? Çok teşekkür ederim yavrum Erkut. Vallahi bize en zor zamanımızda kapını açtın. Sofranı paylaştın, yükümüzü hafiflettin. Gonca'ya kol kanat gerdin. Hepimize çok cömert davrandın be teyze. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun yavrum. İnsanlık vazifesi bu. Cömertlik olmayınca malın mülkün, vefa olmayınca da dostluğun, ahbaplığın ne değeri var ki? Öyle, öyle. Ama biz gene de diyoruz ki Gonca artık sana daha fazla yük olmasın, ha? Aa, o ne demek yük? Öyle şey olur mu yavrum?
İkinizin de başımın üstünde her zaman yeri var. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Biz zaten birkaç tane ev baktık. Hayırlısıyla bir tanesini anlaşıp Gonca'yı taşıyacağız. Hayırlısı inşallah. Her şey gönlündeki gibi olsun kızım. Ama bak burası da senin artık bir evin. İstediğin zaman gelip kalabilirsin. Teşekkür ederim. Aykut ya, diyorum ki bir araba falan mı baksak? Ha gerçi bir türlü sevemedim şu araba sürme işini ama. İstanbul trafiği zor tabii. Sen benim şoförüm yapar mısın? Tamam, hallederiz. Ne dedim ben sana? Arayacak dedim değil mi? Hemen hemen geliyorum. Hayırdır? Sen kendin kurtul diye karını benim başıma musallat ettin sen. Ne diyorsun ya? Bıktım artık diyorum. Gel al şu kadını bu evden. Kimi alayım kimi? Ya karını. Geldi başıma musallat oldu. Git diyorum gitmiyor. Gel al şunu ya. Nasıl ya? Asuman orada mı? Sen bilmiyor muydun? Hayır, benim hiçbir şeyden haberim yok. Oh vallahi. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Böyle odun gibi yaşayın yani. Bak, işe ihtiyacım var dedi. Acıdım, işe aldım ama git diyorum gitmiyor. Sıkıldım artık ya. Gel arkalarına. Ne yapıyorsanız yapın. Bıktım artık ben. Ne dedi? Rabia teyze nerede? Çay doldurmaya gitti. Gel karını al dedi. Ama ben sana demiştim Aykut'cum. Ah be Asuman ya. Pes ya. Arzu'nun gözünden iki paralık etti beni ya. Asuman belli ki senden bayağı bir ümidi kesmiş. Ya insan bir haber verir ya. Olacak şey mi ya? Ay Aykut niye haber versin ki? Hem siz boşanmıyor muydunuz? Ne zamandı sizin duruşmanız? Aa! Asuman kızımla boşanıyor musunuz? Ah be oğlum. Ben bir şeyler sezinlemiştim ama bir türlü konduramadım. Ben sen üzülme diye şey etmedim Rabia teyze. Veysel ya, ne kadar zahmet etmişsin öyle. Olur mu öyle şey Tülay'ım ya? Benim biricik karım hastalanmış, ben onu iyileştirmeyecek miyim ya? Ha? Hadi çayını koyayım şöyle bak, sana kış çayı yaptım. Veysel, sen ne iyi adamsın böyle. Tülay'ım, var ya, beni sen iyileştirdin. Sen iyi bir adam yaptın. Hadi iç çayını. Ne oldu? İyi misin? Ay, biraz fena oldum. Yok ya, yok. Böyle olmayacak. Sen kahvaltını yap, ben seni doktora götüreceğim. Yok canım, doktora gitmeye gerek yok. Sen şimdi işe gittikten sonra ben burada uzanırım, sıcak sıcak yatarım böyle güzelce. Akşama hiçbir şeyim kalmaz. Olur mu öyle şey Tülay'ım ya? Olur mu öyle şey? Yani ben seni şimdi bu halde bırakıp işe mi gideceğim? Ay Veysel ama bak yapma böyle. Yani üzülürüm sonra. Yani ben çocuk muyum? İyi madem. Ama bak herhangi bir şey olursa bana haber vereceksin. Tamam mı? Tamam canım. Hadi. Merak etme. Velet de amma uyudu ha. Hadi oğlum ya. Hadi hazır değil misin hala? Veysel uğraşma şu çocukla. Zaten geç geldi eve. Beyefendi anca uyusun. Anca geçsin. Tabii canım. Yani genç çocuk sonuçta. Bak Tülay, bu çocuğu sen şımartıyorsun söyleyeyim ha. Ya ne yapayım? Kıyamıyorum Veysel. Neyse hadi. Ben çıkıyorum. Bak söylediğim gibi ha. Bir şey olursa arıyorsun beni tamam mı? Bu armudu da erken gönder. Hadi görüşürüz. Tamam tamam. Hadi merak etme. Ah.
Hadi ben çıkıyorum, sen de gel. Yok ya, sen git. Ay Erkut, asma şu suratını ya. Asuman işte. Beni hiçe sayıp gitmiş Gonca, inanabiliyor musun? Ben de zannediyorum evde kendi halinde takılıyor. Ben sevmiştim onu Gonca. Gitmiş Arzu'ya yamanmış. Arzu da şimdi aramış, gel al karını diyor. Sakın Arzu'nun yanına falan gitme. Yani belki blöftür, bilemeyiz. Ne blöfü olacak ki? Ne bileyim ben. Yani o delinin ne düşündüğüne kısır mı Eriç? Şimdi gidersin yanlışlıkla ağzından Doruklu'yla alakalı bir şey kaçırsın, sonra her şey suya düşer Erkut. Yok canım yani. Yok mok deme Erkut. İlle de Asuman'la görüşeceksen bence git dışarıda falan görüş. Tamam, tamam gitmeyeceğim. İyi, hadi ben kaçtım. Ay kız ne komik şey bu. Madem robot gelsin bizim dikişleri de diksin. Ay akşam ben de eve giderken yanıma alayım da yemeği yapsın. Ben de dinlenirim. Ay ben de temizliği yaptırayım. Kız acaba bu çamaşırı da yıkar mı? Ay robot falan ama o da yorulur onca şey ya, yazık. Kız ne yazı? Sabahın köründe geliyoruz makinenin başında dik 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 dik. Gözler yerinden fırlıyor. Sonra eve git bir de orada çalış. Yemeği zartu zurtu. Asıl robot biziz biz. E bize yazık. Ay doğru vallahi, hayat çok zor. Ay böyle keşke yeni bir şey icat etseler de her şey yapsa, biz de rahat etsek. Aman sen onu anca rüyanda görürsün şekerim. Öyle bir şey yapsalar da biz alamayız zaten. Ya çok pahalı olur. Bizim kaderimiz belli anam. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yalnız Melek, bravo Elif'e. Ay ne güzel şey yapmış, nereden aklına gelmiş böyle? Gerçekten ama abla, ya bizim yan komşunun bir kızı var Elif'le aynı yaşta ama daha okuma yazmayı bile öğrenemedi doğru düzgün. Maşallah, Elif zehir gibi zehir. Çok akıllıdır benim kızım. Aysel teyze, aslında ben bu robotu istediğimiz zamana gidebilirim diye yaptım. Ama olmadı. Ay sen bu zekayla yakında onu da icat edersiniz, üzülme. Kız ne yapacaksın ileriye geriye gidip? Geçmişe mazi, geleceğe niyazi derler. Alem sinirler. Ver bakayım şu kumandayı bana. Neydi bunun adı? Zaman adam. Kız ne yapıyorsun? Bırak, bozacaksın. Ay ne eğlenceliymiş bu. Ay. Bahroş, zaman adam sana geliyor anam. Aç kollarını. Hayatının aşkı geliyor. Ay saçmalama be. Al şunu al. Ne zaman adammış. Hepiniz çocuk oldunuz başıma. Kapısıdır, bir telefondur, durmadılar ya. Bir toz aldırmadılar ya. Erkut, ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var kızım bu kadının evinde? He? Yürü gidiyoruz. Ya bırak, delirdin mi? Asuman yürü dedim. Ya gelmiyorum ben hiçbir yere, sana ne? Ben burada çalışıp paramı kazanıyorum. Para kazanıyormuş kızım, delirtecek misin sen beni? Çalışacak başka yer bulamadın mı? Pardon da sana batan ne acaba? Hem ben istemediğim halde. Arzu'yu eve getiren kimdi? O zaman hiçbir problem yoktu. Şimdi ne değişti Erkut Bey? Sen söyle Asuman, ne değişti? Ha? Az daha boğazlayacaktın Arzu'yu. Şimdi can ciğer mi oldunuz? Ha? Ne iş? Ne olduğumuz seni hiç ilgilendirmez. Asuman, bak kafamı bozma, kötü olacak. Ne yaparsın? Boşar mısın yoksa beni? Aa, pardon. Sen onu da yapmıştın değil mi? Zaten daha geriye ne kaldı ki? Yeter be, yürü gidiyoruz. Yürü dedim. Ya bırak, hiçbir yere gelmiyorum ben. Kızım yürü dedim. Ya bıraksana be! Çıkmam lazım buradan. Arzu'yu bulmam gerek. Aa Ümit Bey, yine mi kalktınız yerinizden? Ama biz ne konuşmuştuk? Ne yapayım?
İçimdeki çocuğa engel olamıyorum. Ama biraz söz dinleyin. Sizin ayakta durmanız iyi değil. Hadi geçin yatağınıza. Bir sorun mu var? Yok, yok bir şey. Bak bırak beni yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım ha. Bağırırsan bağır kızım, gidiyoruz. Yeter be. Gelmiyorsun hiçbir yere, anlamıyor musun? Asuman bak yanlış yapıyorsun. Niyeymiş o? Tamam sen beni buradan alıp götüreceksin eyvallah da. Nereye götürmeyi düşünüyorsun acaba? Bizim gidecek bir evimiz mi var? Evlendiğimizden beri ben bir gün gün yüzü görmedim ya. Bırak faturaya kira yetiştirmeyi, daha karnımızı doyurmak için bile. Keyfimden mi kızım? Vardı da ben mi esirgedim? Ama sözler verip durdun. Yok çok iyi bir iş var, çok iyi para kazanacağız falan filan diye beni oyalayıp durdun. Asuman ağır oluyor ama. Tamam, sıkıntı çektiğimiz doğrudur. Ama bir gün sana kötü davrandım mı? He? Kalbini kıracak bir şey söyledim mi? Öyle laf söz karın doyurmuyor işte. Ayıp ediyorsun ama Asuman. Bak ben her şeyi düzeltecektim. Biraz sabretseydin. Öyle mi? Asuman, bak sonradan pişman olacağın laflar söyleme istersen ha? Ne pişman olacağım be? Sen bu kadarsın işte. Ne uzarsın ne kısalırsın. Öyle mi diyorsun Asuman? Evet aynen öyle. Sen beni buradan götürmeye geldin de nereye götüreceksin Allah aşkına ya ha? Ayran yok içmeye, bir havalar bir civalar falan. Senin 5 kuruş paran var mı ya ha? 5 kuruş paran var mı senin? Verecek bir cevabın yok tabii değil mi? Kocan almadı mı seni? Adama ne yaptıysan artık. Koşa koşa gitti. Sana ne ya? Sana ne? Bizim meselemiz bu. Sana ne? Ya sen benim evimdeysen bu mesele beni de ilgilendirir. Ya istemiyorum diyorum Asuman. Gitsene. Gitmiyorum ya. Gitmiyorum. Gitmeyeceğim. Gitmiyorum. Bıçağı sapladığın yetmiyor. Bir de içeride çeviriyorsun ha. Öyle mi çimen gözlüm? Ama sen göreceksin Asuman. Cebimi dolduracağım parayla. O dergilerdeki fiyakalı adamlara bin basacağım, bin. Altıma da çekeceğim bir son model araba. O zaman köpek gibi yalvaracaksın bana, köpek gibi. Zaman adam çok güzelmiş Elif. Bence de nasıl yaptınız ki? Elif başardı. Tayyanlı malzemelerini getirdi. Sanki çok güzel bir şey de bir daha almış sınıfa getirmiş. Robot dediğim bir işe yarayacak. Hava atacaklar ya işte. Bu anca aptalların ilgisini çeker. Ama tabii hala eksik. Şimdi robot kısmını ayarladık da zaman kısmı olmadı. Olsun, onu da buluruz. Bence de. Kumandasına bakabilir miyim? Tabii. Al. Öğretmen. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Oturun yerlerinize. Aa, bu ne? Kim getirdi bunu sınıfa? Elif getirmiş öğretmenim. Elif'ciğim, sen mi yaptın bunu? Evet öğretmenim, tarlandı malzemelerini getirdi. Çok güzel olmuş gerçekten. Kumandasıyla çalıştırıyoruz. Çok güzel bir fikir gerçekten. Çocuklar, Elif arkadaşınızı alkışlayalım mı? Taylan'a da tabii. Öğretmenim, ben bunu daha güzelini yapabilirim. Sen de dene Beril'cim. Eminim güzel şeyler çıkar. Aa, hatta çalışmalarınızla yarışmaya da katılabilirsiniz. Yarışması öğretmenim? İlkokullar arası bir teknoloji yarışması var. Kendi icatlarınızla yarışmaya katılabilirsiniz. Ben katılmak istiyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Şşş, çocuklar tamam. Zaman adam da katılırız. Gitme yarışmaya. Evet. Yaptınız mı ödevlerinizi? Evet. Açın bakalım defterlerinizi, kontrol edelim.
Bu ne lan? Hey Allah'ım ya. Lan biz çeyiz arabasında biberon satmaya mı başlayacağız? Ya bu nasıl bir rezilliktir ya? Vallahi da billahi da bu babam iyice kafayı yedi. Ay Murat. Ay, kalktın mı ablacığım? Günaydın. Günaydın abla. Neyin var? Ay Murat, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çok kötüyüm. Ne oldu ki? Ne bileyim ben. Midem çok fena bulanıyor Murat. Mutfakta bir şeyler var. Sen kahvaltı edersin değil mi? Ya tamam, sen rahatına bak, ben hallederim. Tamam. Ben de bir lavaboya gideyim. Ay. Allah Allah. Biz şimdi bu ürünleri çeyiz arabasında satacak olsak... benim bundan haberim olurdu. Şimdi elimizde biberon, bebek malzemeleri. Tülay ablanın midesi bulanıyor. Lan! Lan yoksa benim bir kardeşim mi olacak? İyi de böyle bir şey olsa bana niye söylemesinler ki? Söylemezler tabii ki de. Ne olacak? Bebek in, Murat out. Hop! Sepetleyip gönderecekler beni. Eyvah! Lan yapılır mı bana bu be? Yapılır. Bal gibi de yapılır. Murat Efendi. Senin de pabucun da mı atıldı be? Ah lan ah! Demek hem benden şüphelenip hem de Selim'i buna inandırmaya çalıştın ha Melek Hanım. Anlamalıydım. Bir şey yapmam lazım. Yanlış kişiye çattım Melek Hanım. Çok yanlış kişi. Ellerimde bir çare, hüzün tükenip bitiyor.